Ya sıcakla başlayayım mı? Aklıma sıcakla başlayalım, evet. Kulüpler Birliği açıklama yapmış. Öyle şey yapma. Normal. Ha, olay dedim, yine ne oldu? Yok. Tartışma herkes imzalamış mı? Herkesin haberi var mı? Ben başlatayım. Ha. Şey, yeni MHK'ye başarılar diliyor. Peki şimdi bu bildiride, yeni MHK'ye başarılar dileyen bildiride Galatasaray'ın imzası var mı yok mu? Yok herhalde, çünkü son toplantıya Galatasaray'dan temsilci katılmadı. Ben bilmem. Ben soruyorum. Sorumu sorarım. Yani doğru bir önerme midir, doğru bir çıkarım mıdır onu bilmiyorum. Hani toplantıya katılmadılar diye o evraka imza attılar mı onu bilmiyorum. Da işte yani aklıma geldi. Yani. Şöyle bir durum var. Önemi var mı? Efendim? Başarı dilemelerinin önemi var mı? Şimdi başarı dilemeseler başarısız olacaklar hakemler. O yüzden ya çok yok, hayır yani tut ki bu arkasında izlemeleriyle arkasında değil tabii izlemeleri canım arasında hiçbir fark olmaması maalesef ülkemizde bu ve buna benzer durumlarda yaşadığımız ve çok da önemsiz olan, çok önemsiz. Yani şeyle alakalı bu son, ya sürekli yaşıyoruz, son da değil biraz unuttuğumuz için sürekli aynı şeyleri tekrarlıyoruz ya biz ülke futbolunda. Biraz böyle ton değişir gibi oluyor bu sezon başında. Hani Fenerbahçe'deki yönetim değişmesiyle beraber kulüpler sanki birbirine yakınlaştı gibi, birlikte hareket edebiliyorlar gibi. Hani şu marka değerinin birlikte yüceltilebileceği fikrine haiz oldukları gibi böyle fikirler oluşuyor. Yani daha az kavga gürültü izleyeceğiz gibi. Sonra ama işte sezon başlayınca işler kızışınca. Yani unutuluyor. Yine polemik. Yine karşılıklı limitleri zorlayan açıklamalar. Yine birbirlerini işte hakemleri, merkez hakem kurulunu vesaireyi yöneticileri etki aldıklarına dair iddialar gibi 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 arttırabileceğimiz şeyler. Yani dolayısıyla birine başarı dilemek. Çünkü biliyoruz ki iki hafta sonra o başarı diyen kulüplerden birisi bu kurul zaten biri oluşturulması mi, tartışmalıydı. Birkaçı. Bir hatta ya canı yanan işte. Birçoğu. Birçoğu aynen öyle. Yani. Peki Ferhat Çelik sert bir giriş yapmış. Sonradan Galatasaray'ın golcü diye aldığı Jacques ne midir neyse yani böyle şey yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Yazık günah verilen paralara nasıl değerlendirme yapıyor, hangi kriterlere göre alınıyor anlamış değilim. Cagne yine gol atamadı. Neden? Sezai Harmankaya. O da böyle Cagne'den girmiş konuya. Tabii ki bir takımın elenmesini, başarısızlığını tek bir oyuncu üzerinden anlatmak doğru olmaz. Ama şu şeyi de bence doğru koymak lazım. Evet, Cagne hareketsiz. Evet, Cagne takımdan kopuk. Evet, Cagne takımın bir parçası gibi görünmüyor sahada. Evet, esas aksini problem söyleyecek o misin bilmiyorum. Yok, hayır, kesinlikle. Maçı seyrederken de. Ki hani bu kaçıncı maç oldu? Dördüncü, 360 oldu. Dakika oldu. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Galatasaray ceza sahasına ne kadar gidiyor, ne kadar üretiyor, ne kadar santrforuna pozisyon yaratıyor. Yani bunu da tartışmaların uzağında tutmamak lazım yani. İkisi birbiriyle çok bağlantılı. Şimdi Sinan Gümüş oynadığında Göztepe maçında daha evet fazla iletişim var mıydı forvetle? Ya oradan değerlendirmemiz lazım. Çünkü Cagne dışında takımda değişen başka bir eleman, başka bir nokta var mı? Stoperler var ama Cagne'ye çok... Aslında yani, Cagne onunla da alakalı olduğunu etkiler düşünüyor sağ içindeki vücut deliği. Kısmen etkiler. Tabii evet, olabilir yani iyi topu iyi oyuna sokan bir stoperiniz olur. Cagne ileride bulabilir uzun toplarla çünkü Cagne... Ama öyle de bir durum yok. Stoperler değişti ama bir kopukluğu var Cagne'nin. Acaba Onyekuru'yla mı anlaşamıyor ya da Feguili'yle mi kimyası tutmuyor? Ya da henüz adapte gene olamadı mı? Beklediği gibi bir ya beklediği gibi bir saha içi atmosferi hep dediğimiz hani Kasımpaşa'da golü atarsın. Çünkü sana rakipler alan verir. Çünkü plase takımda, favori olmayan takımda oynuyorsundur. Galatasaray ise oynadığı maçların %90'ından fazlasında hep bastıran, saldıran, sıkıştıran takımdır. Sen de duvara doğru oynarsın. Bu sefer de oyun stilini değiştirmen gerekir. Bu problem midir? Ya da dünkü maç ve Benfica maçları özelinde en çok seyrettiğimiz, en dikkatli seyrettiğimiz Benfica'nın üst düzey bir Avrupa takımı olması dolayısıyla Cagney'in seviyesinin bu tür maçlarda düşük kalması mıdır? O da olabilir. Ama yani tekrar ediyorum. Cagney'in takımdan kopuk olduğu ve bunun büyük oranda Cagney'den kaynaklandığını bir kenara koyuyorum. Ama Galatasaray pozisyon üretmiyor. Üretmiyor. Galatasaray ceza sahasına çok fazla girmiyor. Yani
4 gol attığı Kasımpaşa maçında bile Kasımpaşa ceza sahasında daha çok topla buluşmuştu. Galatasaray çok daha verimliydi, çok daha net pozisyonlar yakaladı. Ya Kasımpaşa daha iyi oynadı demiyorum, yanlış anlaşılmasın buradan da. Santfor'unu Gomis'in girdiği pozisyonlar gibi Cagney'i o pozisyonlara sokabiliyor mu? Tabii ki bu Cagney'in hareketsizliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Ama tek başına bu kadar da değildir. Yani Jardel'de mesela sıfır hareket bir arkadaştı. Sıfır hareket diyorsan sen Milan attığı golü hatırlıyor musun? Doğru. Arkasında Maldini'yi vura vura götür diye inanılır gibi değil. Ama inanamadık yani. Ha. Aa Jardel gidiyor, böyle bir gol attı gidiyor, dedik ya. Adam her sene 35-40 gol atan adam. O yüzden Galatasaray'a hala Türk futbol tarihinin rekor transfer bonservis ücretiyle gelen adam. Ama o golüne hiçbir golüne şaşırmadık değil mi? Ama o golüne çok şaşırdık. Aa Jardel top sürerek gol attı dedik. Yani demek istediğim şu. Cagney'den kaynaklanan problemler var. Yani saha içi problemlerinden bahsediyorum. Ama takımdan kaynaklanan Cagney'nin performansını düşüren problemler de var. Onu biz biraz fazla göz ardı ettik. Hep Cagney atamıyor, Cagney hareketsiz, Cagney koşmuyor, Cagney takımdan kopuk. E tamam da sizde bir takımda bir tane Cagney hadi al bunu at dedi mi? Ya Trabzon maçında demedi. Birkaç pozisyon bir var. Tane. Bir tane. Belhanda'nın o pası. Bir de kafa pozisyonu var. Evet. Güzel netti kafa vuruşu pozisyonu. İki. Dört maç oldu ama. 360 dakikada Cagney'e yaratılan iki net pozisyon var. Dünkü maç iyice zaten. Dünkü maç zorluk derecesi en yüksek maçtı. Hem şöyle rakip en güçlü rakip. Türkiye Ligi'nde bulamayacağınız bir rakip. Doğru. Skor da en güçlü skor. Rakibin çok işine gelen bir skor var ortada. Dolayısıyla hiç risk almayan. Aynen. Beklediler resmen. Beklediler. Galatasaray'da topu bıraktılar. Beklediler. Yani maçı detaylı konuşacak olursak ayrıca pozisyon eleştirisi de yapabiliriz. Ama Cagney için biraz çanlar çalmaya başladı. Yani şu denmeye başlar artık. Hani diyorduk ya Galatasaray'a gelecek golcü havaalanında golleri atmaya başlaması lazım diyorduk. Bu önerme, bu tez Feguili farkıyla şey oldu. Feguili ve Belhanda'nın ilk yarının üzerine çıkmasıyla golcülük anlamında. Aynen o açı kapandı. Ama devam etmez öyle. Yani Feguili geri kalan 15 maç gol atmayacak yani geri kalan veya Belhanda 10 gol daha atmayacak o yani. O zaman da Mitroğlu yetişir. Ha tamam. Yetişebilir tabii. Belki sorun şundan kaynaklanıyor olabilir. Havaalanından gelmedi ya Cagney. Olabilir. Karayoluyla geldi Kasımpaşa'dan. Olabilir. Orada da arabadan satacak diyorsun. Evet. Doğru. Çok uçaktan mantıklı. Atmak daha kolay araba atmaktan. Şimdi ya adam koşmuyor. Yusuf Enes İbiş. Ya adam koşmuyor. Baskı yapmıyor. Yürüyor. Bildiğin kaleciyle mangal yapıyor. Biraz yani, şey. Abartılı bir tanımlama var, ama. Rahvanlık var. Var. Yani şey. Hani geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'la ilgili demiştim ya. Ceyhun Gülselam oradan oraya atıyor. Oradan oraya atıyor kendini. Ozan Tufan böyle bir. Şöyle bir adam. Cagney'de de yani mesela artık çok gol ihtiyacı var Galatasaray'ın. İlk Benfica maçında da, şimdiki Benfica maçında da. Yani herkes bir telaşla topu hemen başlatayım, tacı al. Yani Cagney'de bir böyle... Rahat diyorsun. Rahatlık var. Aslında rahat bence var. Değil ya. Yani öyleymiş gibi görünüyor ama mesela... İçindekini bilemem. Yok dışına da vuruyor, yansıtıyor gösterdiği tepkiler mesela. Ki bence haksız bazı tepkileri, çok haksız işte. Bazı atılmayan paslar, kendi top kaybı yaptığında arkadaşlarına gösterdiği davranış biçimi, tavır. Aslında durumu kanıksamadığını, tam tersi yadırgadığını ve bir şeyleri değiştirmek istediğini gösteriyor. Ama hani bu değiştirme yöntemi, yolu doğru mu? Takım ona ne kadar yardımcı oluyor? Şey anlamında değil, mental anlamda veya kişilik anlamda değil, oyun anlamında ne kadar yardımcı oluyor? Onunla ilgili şüphelerim var. Abdülrezzak Kırmızı Kazak. Traore diyeceksin zannettim. Yok. Kırmızı Kazak. Nebil abi, benim düşüncem Cagney maçı kurtaracak adam değil. Topu ne kadar 3. bölgeye yıkarsan o zaman etkili olacak. Zaten santforu yani 3. bölgede oynamadan santfordan ne bekleyeceğiz ki? Topu alsın. Ronaldo'nun Compostela'ya attığı gol gibi orta sahadan alsın, 7 kişiyi geçsin, bir de üstüne çeksinler, formasından düşmesin. Yok öyle. Cagney'den onu beklemek saçmalık olur zaten. Zaten o 10 senede bir futbolcu atabiliyor. Hayır ama ya, genel olarak hani Cagney böyle karşısına alacak stoperi, onu bir geçecek, gidecek, vuracak, tekrar golü atacak. Öyle tipte bir adam değil Cagney yani. Gomis de öyle değildi. Gomis de mesela adam eksiltip, mesela ne, bir Konya deplasmanında adam eksiltmişti, penaltıya dönüşmüştü pozisyon. Öyle çok Gomis de karşısına aldığı zaman stoperi birebir onu geçip değil. Yok. Ha şunu çok iyi yapıyordu Gomis. Ceza sahasında buluştuğu an çekip vurmayı, yani stoperden kurtulup geçip değil de kurtulup vurmayı çok iyi yapıyordu.
İki önemli bir özellik. Tabii. Çok çünkü önemli. Çünkü o dar alanda mesela Kasımpaşa maçında hatırla Cagney'in öyle pozisyonu oldu. Topu kontrol etti, çekip vurayım dedi, kapattılar. Onu o çabuk Barış TC. 2-2,5 milyon euroluk 13 milyon euroya milyon euroluk adam 13 milyon euroya alırsan olacağı bu. İlk maçta penaltı, ikinci maçta tek offside pozisyonuna bağlayacaksınız o zaman. Oynama kardeşim. Büyükseniz büyük takım gibi oynayın diyor. Bir iki bileşik yorum var. Yani Cagney'in ederinden fazla bir meblağa transfer edildi. İki, bir de Galatasaray aleyhine yapılan hakem hataları. Yani çok belirleyici iki hakem hatası. Evet. Çok belirleyici. Yani hiç tartışılacak bir şey yok. Özellikle ilk maçta belirleyici. Daha da önemli. İlk maçtaki daha önemli. İlk maçta 0-0 gitsen Benfica maçı, Lisbon çok farklı olacak. 2-1 gitmekle 0-0 arasında dağlar kadar fark var. İkinci maçtaki o offside pozisyonu da çok öyle milimetrik falan da değil. Yani çok yakınlar ya. Ha. Çok net offside değil mi diyorsun? Offside değil yani. Yok bence de offside değil de hani offside olsa da olmasa da çok net değil bence. Ama yok çok net iki hakem hatası yaşadı Galatasaray. Yani ama iki zaten tane gole mahal olan hani son uzatmayı 4 dakika verdi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 3'tü galiba. 3 mü? Üçtü. Toplam 7 dakikalık bir süre olacak. 8 tabii. Dakika. Yani o 8 maçın dakika. Maçın atmosferi değişir ya. Değişir yani. Yani çünkü bir golle tur atlıyorsun ya ve orada öbür karşı tarafta bir golle eleniyor. Bütün atmosferi değişir maçın. Ha, iki takım arasında fark olduğunu zaten gördük. Yani ikinci maçta da sen de söyledin. İşte topu bıraktılar. Galatasaray'a verdiler. Oynayabildi mi Galatasaray? Toplu oynadı. Evet. Pozisyon üretti mi? Hayır. İki gol bulması lazımdı Galatasaray'ın. Benfica'da gücünü ekonomik olarak kullandı. Şampiyonluk yarışı içerisinde istedikleri gibi bir eşleşme sonucu oldu. Yani ilk maçta işi bitirip ikinci maçta dinlendire istediklerini aldılar. Evet evet. Yani şimdi hakem hataları skoru doğrudan etkileyecek bir şey. Ve o konuda Fatih Terim de Galatasaraylılar da her kimse tepki gösteriyorsa haklı. Çünkü yanlış bir penaltı ve olmayan bir offside kararıyla evet. Galatasaray turu geçebilirdi. İşin oyun kısmına baktığımız zaman ama 180 dakikada Galatasaray'ın ürettiği pozisyon 2. Luyendama'nın golü işte bir de hakem offside yani kararı verdi. Evet. Offside olmaması gerektiğini düşünerek Cagney'in kafası ve Emre Akbaba'nın tamamlaması. Kalesi'de verdiği pozisyon sayısı girdiği pozisyon sayısından çok daha fazla, rakibe göre organizasyon eksikliği çok göze çarptı Galatasaray'ın. Hani işin oyun kısmında da bu eleştiriyi yapmazsak bu sefer bir şeyleri eksik bırakmış oluruz. Doğru görmemiş oluruz. Ki yani şimdi Galatasaray'dan bir genelleme de yapalım istiyorum seninle. Şimdi Galatasaray Avrupa Kupalarında bu sezon oynadığı rakipler Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Benfica. Elit takım var mı? Yok. 8 maç 1 galibiyet. 8 maç 1 galibiyet. O da içerideki Lokomotiv Moskova maçı. Zaten tek maçın neredeyse tamamında iyi oynadığı karşılaşmada o. Yani arada bir 25-45 arası Lokomotiv Moskova maçının 25-45 arası çok pozisyon verdiği böyle bir bocaladığı bir dönem var ama 70 dakika Galatasaray çok güzel oynadı. Evet. Pozisyonlara gidiyor maçı kazandı. Porto maçının ilk yarısı var deplasmandaki. İçerideki Porto maçını sayalım mı? Peki sayalım. Bir bölümde o var. O kadar. Yani 8 maçta kaç dakika yapıyor? 720 dakikada Galatasaray iyi oynadı diyebileceğimiz 100-150 dakikası zor var yani. Evet. Bence bundan fazlasını yapmalıydı Galatasaray. Bu kadrosu da vardı. Bu teknik adamı da vardı. Evet bu kadar. Bu atmosferi de vardı. Benfica'ya elenebilirdi. Evet Benfica olabilir. Çok güçlü bir takım. Tabii ki evet. Elenebilirsin ama Şampiyonlar Ligi de evet. Daha fazla puan toplayabilirdi. Yani Benfica'da oradaki Schalke maçında da ne bileyim Lokomotiv Moskova maçında da bu takımla o maçlarda ya Galatasaray bizi yenebilir, biz yenilebiliriz tedirginliğini hiç yaşamadılar. Hiç Galatasaray onu hissettiremedi. Benim takıldığım nokta bu. Elenirsin, elersin, işte hakem verir, vermez, her neyse. Ama Galatasaray bu oyuncu grubuyla ki ben bu oyuncu grubunun elit seviyede olmadığını düşünenlerdenim. Geçen seneden evet. Beri bunu söylüyorum. Ama bu rakipler seviyesinde Galatasaray gruptan çıkmalıydı. Hadi çıkamadığı kabul etmiyorum zaten. Çıkmalıydı. Çıkamadı bir şeyler oldu. Benfica'ya karşı daha başa baş, daha denk bir oyun ortaya koymalıydı. Daha çok üretebilmeliydi diye düşünüyorum.
Burada maalesef çok büyük bir organizasyon eksikliği olduğunu görüyorum. M. Fatih Çalışkan, her şeyi doğru yaptık, hakem hatalarına mı kaldık? Evde 2'ye mi o zaman? Onlar da top oynuyor, biz de. Sen topa sahibim diyorsun ama kendi yarı sahanda çevirip duruyorsun. Ne kadar olumlu kullandın top sendeyken. Napoli sarı zamanı 5 pasla golük pozisyon üretiyordu. Hem de defalarca elindeki adama göre sistem oynatırsın ya da sistemin olur. Ona göre futbolcu transfer edersin diyor. Fatih Çalışkan geniş çaplı bir değerlendirme yapmış. Evet. Haksız diyemeyiz. Yani haksız değil tabii. Yani bu şeyde de mesela bu mesela çarpıcı bir örnek olduğu için Aykut Kocaman döneminde Vardar'a eğlenirken Fenerbahçe teknik direktörü Vardar'ın demişti ya, biz zaten Fenerbahçe'yi seyrettik. Topu hani baktığında %70 Fenerbahçe'de top. Bir şey üretmiş mi o maçta? 2-1 yenilip üretmemiş hiçbir şey. Niye? Çünkü karşı takım taktik disiplini içerisinde Fenerbahçe'ye topu bırakmak varken bırakmış ve Fenerbahçe üretememiş. Valbuena tarafını kapatmış. Burada da Galatasaray'ın üretemeyeceğini öngörerek teknik direktörleri topu bıraktı, arkasına geçti ve benim dikkatimi çeken ilk maçta da böyle olmuştu. Çok hatları belirgin bir 4-4-2 ile hep 4-4-2'yi nasıl eleştiriyoruz ya da 4-4-2'den neden sakınıyor takım? Orta sahada kalabalık ama şimdi servisi bu maçta Florentino oynadı, yine Jetson Fernandez oynadı. Bu böyle çok hareketli olan, çok çabuk alan kapatabilen, birbirinin yardımına giden 4 orta saha oyuncusuyla oynayınca ki bu yapı ilk maçta farklıydı. Farklı oyuncular da vardı. Toplam şimdi saymadım ama iki maçın genelinde o bile dikkat çekici aslında. Tabii. Yedekleriyle birlikte 16-17 oyuncu kullanmış oluyor. Aynen öyle. Benfica. Bekler, santfor, yani iki maçta yapılan değişiklikler. Değişikliklerle birlikte. Ki bunlar zorunlu değişiklik de değil. Değil. Tamamen yani, dinlendirerek şey yaparak oynadı. Bu 4-4-2'ye rağmen blok halinde taktik disipline sadık kalarak Galatasaray'ı etkisiz kıldılar. Yani topu vererek etkisiz kıldılar. İşte ama o geldi 85-86. Dakikadaki pozisyona. Gol pozisyonu tam kaçta oldu? 85'ti galiba. 85'ti herhalde. Vardı 85. Yani. Vardı tabii canım. Yani bir anda bir insan da hayıflanmıyor değil. Yani biz bugün şundan da Galatasaray'ın mucize geri dönüşü diye de bahsediyor ya, olabilirdik. Futbol tarihinin en enteresan, en çarpıcı sonuçlarından biri olabilirdi. Olabilirdi, olabilirdi. Buradan genelleme yapıp Fenerbahçe'ye geçeceğim. Geçelim bence senin için de uygunsa. Uygun. Türk takımları bu sene Avrupa Kupalarında ön eleme turlarını saymıyorum. Gruplarda ve sonraki eleme turlarında kaç maç yaptı? 28. Evet. Kaç galibiyeti var? 6. Kaç beraberlik? 6. Kaç mağlubiyet? 16. Kaç gol attı? 28. Kaç gol yedi? 45. Ya, bu mudur bize gibi reva gördüğünüz Avrupa Kupaları? Bu mudur yani? 90'lar gibi. Yani 90'lar bile 90'ların ikinci yarısıyla birlikte yükselişler. Yok. 90'ların öncesi, 95 öncesi falan. Hani bir Galatasaray bir şeyler yapardı. 88-89 sezonuyla birlikte. Onun dışında hani hep şeylerle Fenerbahçe için işte hazır yer gelmişken de analım 60'lı yıllardaki yani Abdullah Çevrim rahmetli oldu. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularına o maçtaki golü atan futbolculardan birisi. Hani Fenerbahçe için City maçı denildi. Doğru. İşte Bordo 84-85'te Bordo maçı. Onlar birkaç tane bir eli parmakları kadar Avrupa Kupası başarısı vardı. Galatasaray için de işte 88-89'dan önce hatırlıyor musun sen? Sen daha iyi hatırlayabilirsin. Fener tarafını ben hatırladım da. Ya çok fazla, çok önemli değil. Yok evet. Parmakla gösterecek maçlar vardı. Sonrasında Galatasaray'ın özellikle çok yükseldi bu şey unutulmaz maçlar. Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da unutulmaz Avrupa Kupası maçları oynadığını biliyoruz. Ama yeniden böyle bir son dönemde yani şimdi diyecekler ki geçen sene Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Ondan önce de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Tamam da yani bu çeyrek finalleri toplu bir yükseliş sayıyoruz, bir takımın. Evet. Beşiktaş 2 sene önce çeyrek final oynadı. Galatasaray 2012-2013'te çeyrek final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Bir önceki sene Fenerbahçe yarı final oynadı Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe'nin Zico'lu bir çeyrek finali var. Doğru mu? Ya bu kadar Beşiktaş'ın 2000'lerin başında işte Lucescu ile bir UEFA Kupası'nda çeyrek finali var. Galatasaray'ın yani 20 yılda kaç çeyrek finalimiz? 7 ya da 8 çeyrek finalimiz var. Olmaz ki canım. Bu kadar yatırıma, bu kadar gelire, yani şunu hissediyordur herhalde. Bu kadar transfere. Böyle teker teker sayınca tabii ki. Böyle çok gibi. 80'lerle paralellik kurmak, şimdi ben de kendimi tekzip etmiş gibi olmayayım ama bu ilmenin düştüğünü görmemiz lazım. Yani bu sene döndüğümüz nokta o. Bence paralel kurduğum paralellikte bir yanlışlık yok. Beşiktaş'ın geçen sene Bayern Münih'i
Bayern Münih maçına gelene kadar Şampiyonlar Ligi performansı ki Bayern Münih maçı ayrı bir seviye. Sonrasında bu sezon elendiği bir gruba bakalım arkadaşlar. Yani şey... Evet. Çok elenmemesi gereken bir grup. Sarpsborg. Zor söylüyoruz adını yani. Tamam, Norveçli değiliz ama. Malmö. Genk. Ya Malmö'ye geçiliyorsun. Evet. Genk de aslında senin akranın değil. Değil tabii canım. Yani şimdi Beşiktaşlara sorsan Genk tabii ki saygı duymak lazım. Tabii. Ya her rakibe saygı duyacaksın zaten de. Geçen sene Şampiyonlar Ligi grubundan namalup çıkmışsın yani ya. İşte zaten toplam kadrolarda oluşan bu erozyon nedeniyle, yerlerine koyamamak nedeniyle biraz daha böyle bu organizasyon gücümüzü arttırmazsak biraz daha böyle Avrupa kupalarında... İşte ama orada biraz teknik adamların devreye girmesi lazım. Yani Pepe'li, işte Talişka'lı, Cenk'li, ne bileyim Adriano'lu, Medel'li falan kadroyla güzel o gruptan. Yani ben şunu şimdi yanlış anlaşılmasın. Şenol Güneş'in orada katkısı yoktur demiyorum. Şenol Güneş'in zaten hep bir oyun mantalitesi var mesela. Hep hücum, rakip kim o? Evet. Tabii ki çok önemli katkısı var. Bu oyunculardan bir takım yaratmak da hiç kolay değildir. Ama bu oyuncular eksilince veya bu oyuncuların performans düşünce o zaman hadi teknik adam diyorsun. Hadi bir şey yap, bir şey bul, yeni bir oyun bul, bir şey yap. Malmö'lü, Sarpsborg'lu gruptan beni çıkar diyorsun. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Schalke'li, Lokomotiv Moskovalı, Porto'lu gruptan çıksın artık Galatasaray canım. Tamam, Santfor'da problem var. Evet, var. Ama bir çözüm, bir şey çıksın. Bu olsun yani, bir şey evet. Bulunsun. En azından çıkacak oyunu biz görelim. Ya hakikaten iyi oynadı. Ama o maçta şöyle oldu. Büyük talihsizlik. Bu maçta da hakem bilmem ne falan diyebilelim. Diyemiyoruz ki. Problem orada. Gelelim Fenerbahçe'ye. Gelelim mi? Galatasaray'ı bitirelim. Gelelim Fenerbahçe'ye. Gelelim. 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 Fenerbahçe. İlginç şekilde Fenerbahçe... yani aslında neredeyse tur atlıyordu. Atlayabilirdi. Fena bir futbol oynamadı özellikle ikinci yarıda. Maçın yorumcusu da Önder Özen'di. O da yani bir oyuncunun değişikliği bu kadar mı takıma etki eder diye. Tolga'nın girmesiyle Fenerbahçe'de skor avantajını yeniden lehine çevirmişti. Oynaması gerektiği gibi oynadı. Pozisyona girdi mi? Hayır. Pozisyona girmesi gerek miydi? Avantaj elinde olduğu için elzem değildi. Ama işte bu Fenerbahçe'deki sakar futbolcuların çokluğu, bunlara maalesef Mehmet Topal da yani attığı golü bir anda nötralize etti. İnanılmaz bir gol attı. Kariyerinin en güzel gollerinden birini attı. Ama 3. goldeki hatası, işte ilk golde Sadık'ın mı o hep böyle bireysel hatalardan. Diğer golde Hasan Ali'nin yani kendisiyle aynı boyda olan tam arkadan geliyor, sıçrıyor. Serdar Azmun'un altında kalıyor. Olmayabilirdi. Şimdi Ersun Yanal ne bilirdi, diyor? Birinci ve ikinci gol için... Rakibin bu organizasyonunu biliyorduk ve çalıştık. Evet. Yani ne nasıl yorumlayacağız bunu? Çalıştığımız goller yediği. Ya işte teoriyi yani, pratiğe dökememek. Evet, yani bekliyorsun, tamam, beklediğin yerden atıyorlar. O da bireysel hataya giriyor. Yani i̇şte Hasan Ali altında mı giriyor? Kalıyor. Bireysel hataya giriyor. Yani eğer bunu ya da tabii teknik nasıl diyeyim takım. Çünkü beklerin üstüne yaptılar ortaları. Evet. Yani sağdan ortayı yaparken Fenerbahçe'nin sağ bekine, soldan orta yaparken ki çok da orta yapmadılar bu arada. Fenerbahçe'nin sol bekine. Evet, bunun da analizini hem Zenit Fenerbahçe ile ilgili böyle bir zafiyetin analizini yapmış, böyle oynamış. Hem de Fenerbahçe Zenit'in böyle oynama ihtimalini öngörerek buna göre bir takım önlemler almış ama önlemleri sağda göremedik maalesef. Ha, esas ben zaten şu önlemleri göremedik, bir stat atmosferini gördüm. 55-60 bin kişiymiş. Çok yüksek. Kale arkası, koreografisi, bayrak, yüksek atmosfer. Ben tamam. Açıkça dedim Fenerbahçe buradan çıkamaz dedim. Ya Fenerbahçe'nin... Gerçekten muazzam bir öngörüde bulunmuşsun. Şu gittim. Fenerbahçe'yi Zenit'in eleyeceğini öngördün yani. Evet ama hiç beklediğim gibi olmadı. Maç öyle olmadı. Yani Fenerbahçe ikinci ya, yarıda... Bak maç öyle olmadı diyorsun. Maçın başında 3. dakikada o golü yedikten sonra da zaten... Çok çözüleceğini tabi. Tahmin ediyorum ben de öyle. O yani şimdi o ekstra gol Fenerbahçe'yi maça bağladı. Oradan da o bağlama işini azı böyle ayağına bir şey gelmiş. Yani aslında kötü de götürmedi. Şey de yapmak istemiyorum ama bu mağlubiyetinde bir açıklaması olması lazım. Çok bariz bireysel hatalar var. Yani hatta bir tanesi var. O olsaydı belki daha iyiydi. Daha net gözükürdü. Ayev'in adamın verdiği pas var. Yani evet, o çok acayipti. Şimdi bu tür sakarlıklar yaparsanız buna Mehmet Topal da eklenirse çünkü takımda
birçok Şener'inden Hasan Ali'sine, buna Mehmet Topal da katıldı, işte Ayev de katıldı. Bu tür sakarlıklar yaparsanız belki Zenit Avrupa'nın elit en üst düzey takımlarından birisi değil. İki aydan beri doğru düzgün maç yapmıyorlar. İşte Fenerbahçe ile yarışmacı bir maç yaptılar. Onlar bile ki yorulmaya başladıkları dönemde golü attılar. Yani Fenerbahçe geçebilirdi. Yani uzun hiç kimse elenmek istemez. Ama Fenerbahçe'nin şu ligdeki durumuna bakınca bir Arsenal, bir Chelsea ya da bir Inter eşleşmesi kaldıramazdı Fenerbahçe zaten. Lig mücadelesi dolayısıyla. Evet, Fenerbahçe'nin bu sezona özel bir durumu var. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir. Ama yine 180 dakikada Fenerbahçe'nin kaç pozisyonu var? İlk Zenit maçında... Bir kere gol var. Hadi gol. Bir gol var. Onun başka? Dışında... Yok. Net, açık. Ah, bu da kaçar mı? Yok. İlk yok, yarı herhalde. Üstün oyun var ama pozisyon yok. İkinci yarı biraz daha dengeli oyun var. Hiç tek tek aklıma yok. Pozisyonlar gelmiyor. Bu maçta kaç tane var? Yok. Maçta da gol yok. Bile pozisyon değil. Değil. Yani uzaktan harika bir vuruş. Sürpriz. Çok sürpriz bir şey. Yani, sol ayağıyla. Evet, sol ayağıyla. Yani evet, Fenerbahçe bir golle elendi. Ama hani futbol olarak ne kadar rakibinden iyiydi, ne kadar üretebildi? Yok. Yani evet, o bölüm harika. Neye göre harika? Skoru koruma adına harika. Skoru koruma adına. Yani çok rahat paslaşılması. Ama bir öne gittin mi, ceza sahasına girdin mi? Yok. Ve orada çok bence, bilmiyorum ne düşün, bir kırılma oldu. Elif'in şutu o pas ritmini bozdu. Hani abi, çok, Elif bir tane çok gereksiz bir şut attı ya. Evet, doğru. Ya ondan sonra Fenerbahçe aynı pas ritmine bir türlü dönemedi. Çok yani o şekilde sonlanmaması gereken herhalde 30 pas falan oldu yani. Evet, tak gidiyordu. Gitti, Tolga'ya geldi. Tolga kafaya kaldı. Öbür tarafa atıyor. Yeniden orada küçük yani bu tarafa da adamlar da derken Elif gitti, işte tecrübe denilen şey var ya. Orada önü kapalı 30 metreden şut attı. Ve o pas ritmi bir daha aynısı yakalanamadı yani. Evet. Yani belki orada biraz daha sürse biraz daha gardı düşecek Zenit'in. Olabilirdi. Geçelim mi derbimize? Derbimize geçelim. Yani Beşiktaş 9 puan geride, Galatasaray 3 puan farkı var. Kazanmak zorunda. Net şekilde favori. Ama gel gör ki şöyle net dün mi konuştuğumuz. O kadar net. Ben mi dün şunu söyledim, tekrarlayayım. Yani aslında puan farkı 15 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Tamam. 39'a 24. Ama bence özellikle Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki performansıyla Beşiktaş'ın oynadığı futbola baktığın zaman tabii ki Beşiktaş yine daha güçlü, ev sahibi avantajı var, galibiyete daha yakın takım. Ama o 15 puandan daha az bir takım kalitesi farkı var. Yani birisi averajla kümede kalma pozisyonunda, diğeri lig üçüncüsü. Aynen. Ama o denli aradaki sıralamada yok gözüken açıklık kadar bir fark yok bence. Evet. Hatta bence... Kadro kalitesi olarak da yok. Oyun olarak da 15 puanlık fark yok. Ben de katılıyorum. Evet. Ama şöyle bir ilginç bir durum var. Aslında bu yıllardır süre gelen bir şey. Yani yıllardır biz Fenerbahçe'den ne anlamda şikayet ediyoruz? Nesini eleştiriyoruz? Yahu yaratıcı oyuncu yok, üretmiyor. Tamam, sağlam bir duruşu var sahada, defansif olarak rakiplerinden daha iyi gibi görünüyor. Aykut Kocaman dönemi için. İşte Aykut Kocaman, Vitor Pereira dönemi için de yani orada da daha fazla üretmesi lazım diye eleştirmiyor muyduk Fenerbahçe'yi? Gene orada da işte Topal, Josef oynuyor, niye ikisi oynuyor? Değil mi? Hani genel son birkaç yıldır eleştirilmemizin evet temeli Fenerbahçe ile ilgili orta sahadaki sertliği, direnci, dayanıklılığıyla ilgili değil, orta sahanın üretime katkısıyla ilgili. Bu da şöyle bir hüviyete bürürüyor Fenerbahçe'yi. Zorluk derecesi nispeten yüksek maçlarda kendine denk veya kendinden güçlü takımlara karşı daha olumlu bir performans ortaya çıkarıyor. Ya bu sene de bunu yaşadık. Mesela Kadıköy'deki Başakşehir maçı. Yenecek kadar iyi oynadı mı? Tartışabiliriz. En iyi maçlarından biriydi. Tartışabiliriz ama hani yenilecek kadar da kötü oynamadı. İçerideki Beşiktaş maçı yine. Yenecek kadar çok üstün müydü? Hayır. İyi, ama yenilecek kadar da kötü değildi gibi. İşte yani Türk Telekom stadındaki maç biraz daha farklı bir maçtı. Oldu, evet, sıra dışı bir maçtı ama hani ne oldu? Gene de bir şekilde maçı aldı, çevirdi. 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Avrupa Kupası maçları, mesela Anderlecht maçları. 2-0'dan döndü, 2-0 yendi. Zenit maçları hani zorlu. Yani demek istediğim şu, bu
bu yine Vodafone Park'ta bence benzer bir şey göreceğiz. Ya bu Fenerbahçe kazanır, galibiyete yakındır anlamında değil. Bence de Beşiktaş galibiyete daha yakın. Ama sanıldığı kadar favori değil Fenerbahçe'nin bu özel durumundan dolayı diye düşünüyorum. Ve iki takımın da en yaratıcı oyuncuları yok. Yaiç, Ekici. Evet. Beşiktaş'ta alternatif daha fazla. Evet. Yani Oğuzhan'ı var orta sahada. Hani pek oynamasa da şu anda. Gene de ne olursa olsun Quaresma var. Yani Kagawa fizik durumunu bilmiyoruz var. Fenerbahçe'de böyle alternatifler de pek yok ama sonuçta tam merkezde üretecek, ürettirecek, üretime kalacak iki adam yok. Bu maçı birazcık daha kısırlaştırabilir ve biraz daha keyifsizleştirebilir diye düşünüyorum. Olabilir. Yani Fenerbahçe açısından Tolgay'ın önemli bir transfer olduğunu gördük Zenit maçında. Tolgay nasıl bir baskıyla sahaya çıkacak onu da görmek lazım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses çok fırtına gibi başladı. Sonrasında biraz daha takıma ayak uydurdu gibi gözüküyor. Sadık da keza öyle. Yani bu son maçlardaki özellikle o Fofana'dan yediği çalım biraz Puyol imajını dengesini bozdu gibi. Yani sonuç itibariyle Fofana Messi değil tamam ama Sadık da Boateng değil. Hani Boateng'in hakkında yapılan bu videolar vardı ya Messi'den yılın golünü yedikten sonra çalım attı yüzüstü düştü yere. Jerome Boateng hatırlar. Evet, yani, evet. Hani Puyol dendiği için söylüyorum. Yani sağda haksızlık etmeyelim. Belirli özellikleri olan iyi bir savunma oyuncusu ama işte hani Sakar dediğimiz o biraz önce benim saymaya çalıştım. Onları yapabilecek, o basit hataları yapabilecek bir oyuncu. O toparladığı krediden biraz yedi gibi Sadık'ta. İlgi çekici bir maç olacak ama benim de favorim Beşiktaş. Yani Beşiktaş kazanmak zorunda. Fenerbahçe bir puan alırsa mutlu olacaktır. En azından yenilmemek zorunda yani Fenerbahçe. Sonraki hafta Çaykur-Rizespor maçı Fenerbahçe için daha önemli maç. İkisinden 4 puan hedefiyle sonra bir de Medipol Başakşehir deplasmanı var. Üçlü paket 5 puan alırsa Fenerbahçe. Çok rahatlar. Ya yani çok rahatlar da yok, Fenerbahçe çok rahatlamaz da çok önemli maçlar. Aşağı daha aşağı gitmez daha en azından. Daha aşağı gitmez. Yani birkaç sırada tırmanır. Şimdi ligde hala öyle bir durumda ki 24 puanda 3 takım var. 30 puana kadar gidiyorsunuz. Neredeyse kaçıncı sıraya? Daha yeni baktım ama unuttum. Yani 7. 8. 6. 7. sıraya çıkıyorsunuz. Tabii tabii. 5-6 puanlık bir marjda. Şey çok dar bantta seyrediyor lig. Evet. Dar bantta. Bir ekonomiden yani, de anlarım. Evet. Borsa yüz endeksi oradan. Anladım. Satıcılı bir seyir var bu günün ilk saatlerinde. Nasıl bir seyir var? Emek. Satıcılı bir seyir var. O satışın yüksek olduğu anlamına evet, geliyor. Yani peki alıcılı satış, oluyor. Satış yüksek desek olmuyor mu yani? Olmuyor. Satıcılı yani bir şey seyir. Işte. Anlaşılmamak şimdi üzerine kurulmuş yani. Ben sana 3. bölge dediğimde ne anlıyorsun? İşte halbuki ben hücum bölgesi demek yerine 3. bölge deniyor daha havalı. Ben anlamadım o. Ama Nebil Evren bu bir, insanlar üç. Anlayabilsin diye. Ne dedin? Ne dedim? Her zaman programlarımda istatistikleri de ekrana getirirken hala da öyle yapıyorum. Hücum bölgesi diyorum. Hmm. Sen hiç benim programı seyretmemişsin galiba. Ha? Ben sadece belgesel, klasik müzik ve Danimarka sineması seyrediyorum. Bunu herkes bilir. Bilen bilir. Belgesel, klasik müzik, Türk pop müziğine dayanamam. Yaşar'a hele hiç. Biri tüy yaptı oradan. Hele Yaşar'la hiç işin olmaz. Bak kırmızı çizgilerim var benim. Hay Allah. Benim... Peki neden Danimarka sineması? Şifrem sevgi ama şiddeti de enstrüman olarak. Neden Danimarka sineması? Evet, neden Danimarka sineması? Jesuk'u çok seviyordum ben. Bir de Søren Lerby orada. Anladım. Onlar şey onlardan... değil mi? Aktör. Ve Jesuk yönetmen, Lerby de aktör i̇şte, değil mi? Bunlar 92'de Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Schmeichel'lı şeyli kadro. Plajdan gelerek. Laudrup'lu plajdan gelerek gibi bir eser. Vardı onun filmi var. Onu şey yapmış mıydık ya? Reklamını yapmış mıydık? Reklamını ben? Yapmadık ama plajdan gelmedikleri belli değil mi arkadaşlar? O konuyu hala doğru kabul etmiyoruz. Şehir efsanesi zaten hazırlık maçı için. Kamptan dağılmışlar, dağılacaklar gibi bir durum var. Yugoslavya diskalifiye edilince Danimarka macerası başlıyor. Ya plajdan gelmiyorlar da sonuçta ama o kadar da şey değil canım. Hazırlık mazırlık. Ya sonuçta gene de büyük olay. Elenmişsin. Kısa bir süre kala hadi gel diyorlar turnuvaya gidiyorsun bir de kupayı alıyorsun. Ya yani. Çünkü turnuva öncesi hazırlıklarına büyük önem verilir ya hatta şey atfedilir yani kampa ya 30-35 gün kampa girilir birlikte olur aileler gelir hani o hazırlık sürecinin çok önemli olduğu söylenir konsantrasyon açısından. Ya yani Danimarkalı futbolcular geldiğince gelmişler şey 10 gün sonra neredeyse maça turnuvaya çıkmışlar. Çıkıp şampiyon olmuşlardı.
Evet, sen bu arada ben araya girdim. Danimarka sineması dedik. Nereden? Danimarka. Ha, o yüzden. Euro 92 kazandığı için. Evet, evet, evet. Çok iyi futbol oynuyorlarsa bunlar iyi de film yapıyordur dedin. Değil, böyle aynen. Bir... Güzel bir bağlantı kurdum orada. Çok mantıklı. Tebrik ederim seni. Arkadaşlar. Evet, hadi o zaman. Bu yavaş yavaş. Görüşmek üzere. Haftayı tamamladık. Hafta bir yorum sonu, geldi ama. Hafta söyle. Beşiktaş'ta Quaresma yokken oyun merkezi kanatlardan ortaya kaymıştı 3 haftadır. Ki Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin oyunlarını karşılaştırdığımız zaman %57 oranında Beşiktaş'ın merkezde toplu oynaması, kendi toplu oynamalarının, Fenerbahçe'nin %51. Kaymıştı. Nerede ya? Gitti. O üzerini tutman lazım. Derbide yok yok. Quaresma ile oyun kanatlara kayarsa orta sahada 3 haftadır yakalanan oyun zarar görebilir. Evet. Kagawa oynayacak mı? O da başka bir soru işareti. Yani Şenol Hoca'nın geçen haftaki açıklamasından Kagawa'nın oynama ihtimali bence zayıf ilk 11'de. Şey dedi. Bir ara ona 10 kaldık dedi Kagawa girdikten sonra. Yani evet. Fizik olarak yetersiz görüyor. Bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.